Selamlar, Witcher'ın içindeki easter egglere sanatsal ve tarihi dokunuşlar yaptığımız serinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde Witcher 3 DLC'lerinden Blood and Wine'de karşımıza çıkan A Portrait of the Witcher as an Old Man yahut Türkçesiyle Bir Witcher'ın portresi görevindeki ufak karenin asıl sahibinin resmine uzanacağız. Görev tabii ki Witcher'ın içindeki tatlı görevlerden biri ve nihayetinde Geralt'ı resmetmek isteyen bir ressamımız var. Görev sırasında canavarlarla yüzleşiyor olsak da henüz görevin başında karakterimiz Geralt bir topluluğun yanına yanaşıyor ve tam o sırada Paskalya yumurtası olduğu yerden fırlıyor. Gördüğümüz tablovari görüntü Manet'in 1862 yılında resmettiği Kırda öğle yemeği yahut orijinal adıyla Le Déjeuner sur le Herbe'den başkası değil. Umarım doğru okumuşuzdur. Şimdi tabloyu daha deta aylı bir şekilde inceleyelim. Bu arada ressamımız Monet değil Edward Manet. O da herhalde böyle okunuyordur. Paris'te bulunan Orsay Müzesi'nde sergilenen eser ön planda çıplak bir kadın ve iki giyinik erkeği piknik yaparken betimler. Arka planda çıplak bir kadın bulunur ve kadının su içinde yıkandığı görülür. Manet bu tabloyla 1863'te sanat sergilerinden biri olan Paris salonuna başvurdu fakat o sene o kadar fazla resim başvurusu olmuştu ki salonun jürisi kırda öğle yemeğiyle birlikte yaklaşık 3000 tabloyu reddetmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine reddedilen resimlerinde sanatseverlerin görüşüne çıkması adına İmparator 3. Napolyon'un emriyle reddedilenler salonu açıldı ve Manet'in resmi de bu salonda kendine yer buldu. Önceki videolarımdan birinde Siri'nin Easter adı geçen Velasquez ve Goya gibi ressamlardan hayli etkilenen Manet'in tablosu İtalyan Rönesans ressamlarına göndermeler içeriyordu. Ressam eserin konusunda Giorgione'nin Fieste Campastresinden, kompozisyonunda ise Raffaello Santi'nin tasarladığı Marcantonio Raimondi'nin oyduğu Paris'in Yargısı isimli gravürden esinlenmişti. İçerdiği tarihi göndermelere rağmen modern tarzda çizilmiş olan resmi çağdaş giyinişli iki erkekle çimlerin üzerinde oturmuş çıplak bir kadını betimlemesi olarak algılayan halk ve eleştirmenler eseri müstehcan buldular. Kırda öğle yemeği hem konusu hem de tarzı ile sergilendiği günlerde skandal yarattı. Tablo geniş fırça darbeleri, farklı ışık gölge kullanımı, renk seçimi, çıplak modelin izleyicinin gözlerinin içine doğrudan bakması ve bir hikaye anlatmaması sebebi modern resmin başlangıcı kabul edildi. Haddinden fazla eleştiri gelince Emil Zola, Stephen Malern, Charles Baudelaire gibi sanatçılar gelen eleştirilere karşı eseri savundular. Gerçekçilik anlayışı aynı dönemde yaşamış Gustav Kubert'in çalışmalarıyla karşılaştırılan Kırda Öğle Yemeği, Manet'in diğer iki tablosu Olympia ve Foll bir barla birlikte modernizmin simgesi kabul edildi. Eser Pablo Picasso, Paul Cezanne, Claude Monet gibi ressamları etkiledi. Bu tarzıyla Manet izlenimciliği de temellerini atmış oldu. Witcher ile birlikte sanatın incelikli yanlarına çıktığımız bir bölümün daha sonuna geldik. Sonraki bölümlerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın!